Günümüz yüzyılının ve bu çağ damgasını vuracak yapay zeka. Bunu konuşacağız. Yapay zeka şu an dünyada ve ülkemizde hangi noktaya ulaşmış durumda? Önümüzdeki 5, 10 ya da 20-30 yıllık süreç içerisinde yapay zeka ile birlikte toplumlar, ülkeler nasıl bir dönüşüme uğrayacak? Bunları konuşmak istiyoruz. İki değerli konuğumuz var değerli izleyenler. Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu bizlerle birlikte. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Aynı zamanda yine Yapay Zeka Politikaları Derneği Danışma Kurulu üyesi Doktor Şebnem Özdemir bizlerle birlikte. Şebnem Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi tabii yapay zeka bazen düşündüğümüzde kulağa hoş geliyor. Oh, işimizi kolaylaştıracak, pek çok sektörde rahatlık sağlayacak, insan gücünün yükü hafifleyecek. Hep bunları söylüyoruz ama zaman zaman da öyle filmler izliyoruz ki bu yapay zeka ile birlikte korkuyoruz, ürküyoruz. Dünya acaba bu hale mi gelecek diye. Şimdi biz bu yapay zekada toplum olarak, ülke olarak hangi noktadayız? Buradan bir başlayalım. Zafer Bey ne dersiniz? Tabii ki Cüneyt Bey. Öncelikle size ve TVNET ailesine çok teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Cüneyt Bey, günümüzde insanlar dijitalleşen dünyada iki duygu arasında gidip gelmekte aslında. Bu duygular belirsizliğin getirdiği korku ve onun karşısında yenilik duygusu. Bu duygular çerçevesinde dijitalleşmenin tamamıyla olumsuz olduğunu söyleyen bir grup var ülkemizde. Tam da onun karşısında dijitalleşmenin olumlu olduğunu söyleyen bir grupla karşı karşıyayız. Belki de bu grupların ortasında olmak en iyiydi geçmişte. Ama artık dünya büyük bir transformasyona, yani değişim ve dönüşüme girdi. Pandemi ile birlikte de bu değişim, dönüşüm sizler de takdir edersiniz ki gittikçe arttı. Açıkça söylemek gerekirse artık dünyamız yeni bir düzene geçti, geçiyor. İşte bu yeni düzene toplumların ve toplumları oluşturan bizlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Hazırlıklı olanlar kazanacak, hazırlıksız olanlar ise kaybedecek diye düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da pazartesi günü TÜKSAT 5A'nın hizmete girmesi töreninde çok güzel bir sözü var. Dijital çağa ayak uyduranların ayakta kalacağını söyledi. Devletimiz de yapay zekanın önemini çok daha iyi kavramış durumda. Peki yapay zeka konusunda Türkiye ne durumda, dünya ne durumda diye bakacak olursak, Türkiye şu anda yavaş yavaş gündemini alıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü açıklamasında yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak yeni bir strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Şimdi baktığınız zaman İngiltere, Almanya, Rusya çok ciddi atılım içerisinde. Singapur, Kanada çok daha ileride. Her konuda olduğu gibi Amerika ve Çin de yapay zeka konusunu domine etmiş durumda. Ülkemiz de yavaş yavaş bunu gündemine almaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da pazartesi günü açıklaması açıkçası bizi Yapay Zeka Politikaları Ya bu Derneği konuda olarak geride heyecanlandırdı. kalmamamız gerekiyor yeni bir dünyaya doğru yol alırken. Türkiye Şöyle bugün söyleyeyim. itibariyle alacağı kararlar, atacağı adımlarla bunun temeli oluşturulacak ki bu dönüşümü sağlamayanlar zaten yine bayağı bir geride kalacak öyle gözüküyor. Geride kalmak belki çok daha masum bir cümle olur. Çok daha fazlası. Bizim ülkemizin yapay zeka konusunu ana gündemine alması lazım. İlk 5, ilk 10 gündemi değil, ilk 3 gündemine alması lazım. 2019 yılında Vladimir Putin'in bir sözü var. Yapay zeka konusunda tekelleşen dünyaya hakim olur diyor. Az sonra detaylarını konuşacağız. Yapay zeka şu anda medyadan siyasete, sağlıktan spora, dış politikadan çevre iklime kadar hayatımızın her alanını etkilemeye başladı. Ama özellikle 2025 sonrasında etkinin ötesinde Cüneyt Bey hayatımızın her alanını domine edecek. Biz de şimdiden Türkiye olarak ön almamız lazım ve ben de Z kuşağı çalışan bir araştırmacıyım. 4 yıldır Z kuşağı çalışıyorum. 26 milyon Z kuşağı var ülkemizde. O 26 milyon pırıl pırıl teknolojiye ilgisi olan gençleri de avantajımıza çevirerek yapay zeka pastasından Türkiye payını almalıdır diye Peki. düşünüyorum. Şimdi Şebnem Hanım size de devam etmek isterim. Tabii bir dernek yani Yapay Zeka Politikaları Derneği. 4 yıl dediniz değil mi Zafer Bey?
bu dernek. 4 aylık bir derneğiz. Ben 4 yıldır Z kuşağı çalışıyorum. Pardon, 4 aylık bir dernekten bahsediyorum. Ama 4 yıllık bir çalışma yaptık 4 ayda, onu söyleyebilirim. Peki. Şimdi Şebnem Hanım'a o zaman döneyim. Yani bu bir zaruri bir ihtiyaç mı? Şimdi yapay zeka diyoruz. İnsan zekasıyla ortaya çıkan bir zeka. Belki insan zekasının da önüne geçebilecek bir iki kelimeden bahsediyoruz. Yapay zeka. Bununla alakalı çok da böyle film de izledik yani. Hani benim de izlediğim, ilgimi çeken filmler vardı. Bu derneğin kurulma amacı neydi öncelikle? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Sizden öğrenebilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz yapay zekayı gündemimize çok yeni almış vaziyetteyiz ama dünyadaki çeşitli meclis kayıtlarına baktığımızda 1960 yılından itibaren yapay zekanın çeşitli meclis kayıtlarına defalarca girdiğini görebilirsiniz. Hatta bu anlamda yapay zeka merkezlerinin de 1965'li yıllardan sonra kurulduğunu da görebilirsiniz. Hatta Amerika'da ilk veri merkezinin 1965'ten sonra kurulduğunu da görebilirsiniz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde aslında yapay zekanın dünyanın her zaman gündeminde olduğunu söylemek mümkün. AIPA bu anlamda çok önemli bir ihtiyacı kapatacak şekilde ve çok doğru bir zamanlamayla ne geç ne erken tam da Türkiye gündemini doğru bir şekilde konumlandıracak zaman bulmuştur. AIPA'nın temel niteliği aslında yapay zeka alanında 17 farklı alanda politika üretilmesini ve genç bireylerin bu anlamda desteklenmesini sağlamaktır. Çünkü bir ülkenin ilerleyebilmesi için bazı teknolojik kavramların, teknolojiye dair kültürün tepeden inmesi yetmez. Halkın bunu kucaklayıp yukarıya doğru iletmesi gerekir. Halk tarafından benimsenmemiş hiçbir teknolojinin dünya tarihinde yeri olmadığını hatırlayabilirsiniz. Peki, şimdi tabii bu yapay zekanın gün gelecek insan zekasının önüne geçebileceği de belirtiliyor. Evet, amacımız o yönde araştırmacılar olarak. Amaç ve hedef bu. Yani yapay zeka insan zekasının önüne geçebilmesi mi? Tabii ki. Şöyle, peki, şu an elimizdeki yapay zeka türü istenilen bir yapay zeka türü değil. Yani kullandığımız otonom araçlar ya da kanseri doktorlardan daha başarılı teşhis eden yapay zekalar istenilen yapay zeka türü değil. İlk bakışta yapay zekanın insan zekasının üstüne geçmesi korkutucu gibi gelebilir ama geriye dönüp baktığınızda sanayi devriminde makinelerin insandan daha güçlü olması da korkutucu bir düşünceydi. Buna ihtiyacımız olduğunu keşfettik. Şimdi de dolayısıyla yapay zekalarla birlikte robotların devreye gireceği bir, ki o otonom ve o robotik sistemlerin artık devreye girdiğini biliyoruz ama yapay zekayla birlikte şu en çok söyleniyor, duyduğum. Hatta bizim sektörde dahil ben birkaç video izlemiştim. Yapay zeka ile ortaya çıkan bir haber spikeri. Herhalde dedim 5-10 seneye dedim bizim meslekte galiba Hurdalık'taki yerini alacak. 5-10 seneye kalmayabilir Cüneyt. Öyle mi? Allah, o zaman evet, birkaç yıl yaptık sonrasında yapay zekayı bırak. Şimdi burada tedirgin olmalı mıyız? Yani birçok sektörde çalışan meslek sahibi, meslek grupları. Hayır. Ya bizim mesleğimiz artık tarih mi olacak yapay zeka ile birlikte? Hayır. Mesleğiniz size zaten uygun değil ki. Bakın, tekrar geriden bir örnek vereceğim. Sanayi devriminden önce, yani makinelerin gelişinden önce de insanların yaptığı işler insanlara uygun değildi. Beden yüklerini zorluyordu, fiziksel yüklerini zorluyordu ve gereksiz hastalıklara neden oluyorlardı. Şu anki yaptığımız meslekler de bize uygun değil. Bu sefer fiziksel değil, bilişsel yükümüzü zorlayan mesleklerle karşı karşıyayız. İletişim teorisi 1940'lı yıllarda tanımlandı ve bu teoride aslında sağlıklı bir iletişim için bir kanal, sınırlı miktarda bilgi ve alıcı olması lazım. Şu an akan bilgi miktarı sadece cep telefonumuzda bile 7-8-9 uygulamadan binlerce şekilde. Bir insan bütün bunlara nasıl hakim olacak, nasıl unutmayacak, nasıl sindirecek, aktaracak ve sosyal varlık olmaya devam edecek? Biz burada yapay zekayı hep işimizi elimizden alacak olarak düşünüyoruz ama yapay zeka bizim en büyük yardımcımız. Bilişsel yorgunluk çektiğimiz, kaliteli sosyalleşemediğimiz bu dünyada bize nereye bakmamız gerektiğini gösterecek. Bakmamız gerekenler arasından en kaliteli, en yaratıcı, en inovatif olanları yine insan söyleyecek. Peki. Şimdi bir ek yapmak isterim Cüneyt. Tabii şöyle, şimdi biraz da tartışalım yani benim de ilgimi çeken bir konu olduğu için. Şimdi insanoğlu da insan beyninin yaratılış açısından baktığımızda insan beyninin, insan zekasının daha %90'ı keşfedilememiş durumda.
Zaten %10'una yaklaşan dahi oluyor, kafayı yiyor vesaire. Hani bunun örnekleri var. Dolayısıyla daha insanoğlu insan beyninin %10'unu bile keşfedememişken yapay zeka ile bunun üstüne mi çıkılma hedefleniyor? Zafer Hocam, evet. Buyurun. Zafer Bey'e yönelttim. Buyurun Zafer Bey. Çok teşekkürler Cüneyt Bey. Şimdi Şebnem Hocam'ın bıraktığı yere ekleme yaparak sorunuza cevap vereyim. Hı hı. Şimdi bizim AIPO olarak yapay zekada toplumdaki en kapsamlı araştırmayı açıkladık geçtiğimiz hafta. Hı hı. Ve basının çok büyük bir ilgisini gördük. Şimdi baktığımız zaman bizim araştırmamızda Cüneyt Bey 14-44 yaş arasında araştırmayı yaptık. Hı hı. Yani Türkiye'nin yaklaşık %53'ünü oluşturan Z artı Y kuşağı olarak düşünebiliriz. Yani yakın gelecekte Türkiye'nin her katmanını domine edecek bir kuşağı araştırma yaptık. Ve dedik ki yapay zekadan korkuyor musunuz? Korkanların büyük bir bölümü istihdam kaybından korktu. Hmm. Tamam, yapay zekadan korkmaları normal olabilir. İstihdam kaybı olacak. Ben size Dünya Ekonomik Forumu'nun birkaç verisini vermek isterim. 2025 yılına kadar Cüneyt Bey, yani 3,5 yıl kaldı. 26 ülkede yapay zekanın 85 milyon istihdam kaybına yol açacağı öngörülüyor. Hı hı. Yani 85 milyon bir istihdam kaybına yol açacak yapay zeka. Bunu koyalım. Ama aynı araştırmada da 97 milyon yeni istihdam yaratacağını söylüyor rapor. Yani yapay zeka istihdam kaybına yol açacak ama yol açtığından daha fazla yeni istihdam yaratacak. Aynı zamanda birçok raporda da yapay zeka ile ortaya çıkacak yaklaşık 21 milyon yeni iş kolu olacağı öngörülüyor. Peki bizler, ben, Şebnem Hocam, Cüneyt Özdemir, sizin rejide çalışan emekçi arkadaşlarımız, hı hı, ülke olarak bu yeni iş kollarına, yani geleceğin meslekleri diyorlar ama ben ona gelen meslekler diyorum. Bu mesleklere hazır mıyız? Bunu tartışmamız lazım. İşte hazır olmak için de ana gündemimize bunu almamız lazım ki hepimiz, hı hı, hazırlıklı olalım ve X bu konuda donanımlı olalım. X kuşağı olan birisi olarak çok da bunu ben hani kafaya takmıyorum çünkü... Hani dediğiniz gibi X, Y ve Z ya da belki ondan sonra gelecek alfa, beta farklı farklı isimler koyacaklar galiba. O kuşakları daha çok yakından ilgilendirecek. Yani hangi sektörler, hangi meslekler hayatımıza girecek. Şimdi burada bir endişe var. Yani mesleğimiz ya da işimizden olacağız, istihdam oranı azalacak diye cevaplar geliyor bu yapay zeka ile alakalı. Başka var mı insanoğlunun hani bu... yapmış olduğunuz anketle alakalı yapay zekadan sadece bu başlık üzerinden mi bir korku var, tedirginlik var? Çok ilginç sonuçlar çıktı. Birkaç tanesini müsaade ederseniz paylaşmak isterim. Araştırmamızda bu kitleye sorduk. Yapay zekadan sizce en olumsuz etkilenecek meslekler nedir diye. Hı hı. Birinci sırada %22 ile doktorluk çıktı. İkinci sırada %15.7 ile öğretmen, eğitimci, öğretim elemanı kategorisi çıktı. Hı hı. Üç, %14.5'la kolluk kuvvetleri, yani asker, bekçi, polis gibi meslekler çıktı. Dördüncü sırada 11.4 tercümanlık çıktı. Ve pilot, avukat, emlakçı, eczacı, aslında Türkiye'nin gençleri yapay zekayı hayatımızın her mesleğinde olumsuz etkileyeceğine inanıyor. Hmm. Ama burada şöyle bir detay var. Biz ilk başta araştırmamıza şu soruyu sorduk Cüneyt Bey. Yapay zeka size göre nedir diye sorduğumuz zaman... Evet. Bu kitlenin %22'si yapay zekaya dair bir fikrinin olmadığını söylüyor. %73'ü ise yapay zekayı hayatın içinde kullandığı teknolojilerle bağdaştırdığı için eksik ve yetersiz tanımlama yapıyor. Ve %73'ün %22'si, yani en yüksek orandaki cevabı size söyleyeyim, Türkiye'nin gençleri yapay zekayı robotla özdeşleştiriyor. Hmm. Sadece yapay zekayı doğru tanımlayabilen, makine öğrenmesi diyen kitlenin oranı sadece %5. Siz tabii ki bilmediğiniz ya da iyi bilmediğiniz bir konudan korkarsınız. Ve korktuğunuz için de her şeye etkilenecek. Peki cevaplar içerisinde şu var mıydı? Dersiniz. Yapay zeka dünyanın sonunu getirecek mi diye hani böyle düşünenler de var. Yapay zeka ile birlikte dünyanın sonuna gelecek. İhtimal bir azınlıkta, evet, insanlığın ele geçirilmesi, insanlığın tehlikeye girmesiyle ilgili çok minimal bir azınlık, evet, bunu da ifade etmişler. Ki Zafer Hocam bunu daha güzel ifade edecektir. Biz bunu aslında Hollywood etkisi diyoruz. Sizin de az önce yapay zeka ile robotları çok eşleştirdiğiniz gibi yapay zekadaki robotik çok küçük çalışma kümelerinden bir tanesidir. Covid olmasaydı muhtemelen yapay zekada robotiği bile bu kadar konuşmayacaktık. Çünkü
çok daha farklı alanlarda, örneğin sesin işlenmesi, görüntünüzün taklit edilerek sanal bir yapay zeka uygulamasıyla bir sanal sunucunun, sanal anchorman'ın oluşturulması, robota, üç boyutlu bir robota ihtiyaç duyurmayan bir yapay zeka uygulamasıdır. Mesela ben şöyle de düşünüyorum açıkçası Zafer Bey. Mesela savunma sanayi alanında yapay zekanın şu an Türkiye içinde çok elzem olduğunu düşünenlerdenim. Kesinlikle çok güzel ülkemizin bu anlamda atılımları var. Hemen size araştırmamızdan savunmayla ilgili olan kısa bir anekdot paylaşmak Tabii. isterim. Biz yine araştırmamızda yapay zekadan en çok etkilenecek alanlar size göre nelerdir diye sorduğumuz zaman %1 32.4 ile ekonomi çıktı. İkinci sırada %21.4 ile eğitim. Üçüncü sırada sizin de bulunduğunuz sektör olan 13.3 ile medya çıktı. Ve dördüncü sırada %12 ile güvenlik ve dış politika çıktı. Yani gerçekten güvenlik için, dış politikamız için yapay zeka çok önemli, dijitalleşme çok önemli. Ülkemiz de bu anlamda çok güzel adımlar atıyor. Biz de mutlu oluyoruz açıkçası. Evet. Şimdi Şebnem Hanım, bu yaş grupları arasında az önce Zafer Bey de söyledi. Yani Y ve Z kuşağı daha ilgili. Hani 45-50 yaş sonrası ya artık biz göreceğimizi gördük. Hani bu yapay zekanın hakim olduğu dünyayı çok da fazla hani görmeyelim diyenler de var. Yani belki o filmlerden, belki propagandalar oluşturan gruplardan, sosyal medya hesaplarından da etkilenenler olabilir ama mesela ben şöyle bir soru sorsam. Yıl 2071, hani Türkiye'nin vizyonları var. 2053-2071 vizyonları. Yapay zekanın artık tam anlamıyla hem dünya hem de ülkemizi de hakim olduğu bir süreci yaşıyor. Ne olacak mesela? Şu an hayatımızın hangi alanlarında çok da fazla olmamakla birlikte dokunduğunu biliyoruz yapay zekanın ama 2050 çok fazla da gitmeyelim diyorum. Hani 2071'den biraz daha geri geleyim. Ne görüyorsunuz? Ne anlatabilirsiniz bize? Geleceğe Dönüş filmini izliyorduk 80'li yılların başlarında, ortalarında. Evet. Biraz bu zamanları gösterdi. Az buçuk o filmde bazı şeyleri almıştık. Orada da yapay zeka figürleri vesaire Var. görüntüler Var. vardı. Ne anlatabilirsiniz bize? Hala Back to the Future filminden ayarlanabilir kıyafetlerimiz yok. Kendi kendine kuruyan kıyafetlerimiz de yok. Onun notunu düşmek isterim. Şimdi 2050 yılına kadar eğer biz insan nasıl düşünür ya da nasıl karar verir cevap bulabilirsek ki Elon Musk'ın projesi Neuralink bu anlamda ya da benzeri projeler bir cevap verebilecektir diye düşünüyorum. Ciddi anlamda yapay genel zeka yani insan seviyesindeki yapay zeka geliştirmeyi başarabileceğiz. Bu konuda iki farklı senaryo var. Birincisi her ülkenin kendi genel zekalarının olması ve bu genel zekalar üzerinden ülkeler arasında yeni bir politika ve sınır belirleme sürecinin başlaması. Çünkü biliyorsunuz savaşlar maliyetlidir. Halbuki genel zekalar arasında yürütülecek olan bir negotiation, uzlaşma süreci daha az maliyete sahiptir. Buradaki ikinci senaryoda şirketlerin kendi genel zekalarının olması. Bu daha ürkütücü bir senaryo. Çünkü devletler vatandaşlarının iyi ya da kötü bir şekilde çıkarını gözetirken özel şirketlerin çıkar gözetmek gibi bir kaygısı yoktur. Daha doğrusu vatandaş çıkarını gözetmek gibi bir kaygısı yoktur. Dolayısıyla bizim tercih ettiğimiz devletlerin bünyesinde genel zekaların geliştirilmiş olması. Çok daha ileri bir senaryoya bakacak olursak tüm bu genel zekalardan eğer bir yapay süper zeka geliştirilebilirse benim kendi görüşüm bu. Sanıyorum Zafer Hocam da destek verecektir. Belki biraz romantik de bulacaksınız ama eğer biz bugün içinde bulunduğumuz topraklardaki kültürü yapay zekaya öğretmeye başarabilirsek daha barışçıl ve insanlığın iyiliği için, daha doğrusu düzelteyim, tüm varlıkların iyiliği için sadece insanlığın iyiliğini gözetmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Tüm varlıkların iyiliğini gözetecek bir yapay zeka ile karşı karşıya geleceğiz. İşte bu insanlığın yeni evrimsel süreci demek. Daha sosyalleşebilen, sanata, dünyanın içerisinde, evrenin içerisindeki varlığını daha doğru keşfedebilen canlı türüne dönüşmemiz demek. Bakın bugün NASA kendi uzay istasyonunda yeni sanal organ üretimine, yapay organ üretimine başladı. Neden bir uzay istasyonunda yapay organ üretirsiniz? Çünkü uzayda dayanabilen yapay organlarla astronotları modifiye ederseniz daha uzak alemlere, daha uzak kainatlara seyahat edebilirsiniz. Yani insanlık yeni hayallerin, yeni düşlerin peşinde. Bu yeni hayaller ve yeni düşler için şu an elimizi kolumuzu bağlayan, bizi mahkum eden işlerden
düşünce yapısından ve yönetim biçiminden kurtulmamız gerekiyor. Yeni bir dünya düzeni, yeni bir çağ, işte o Fransız devrimi, Birinci Dünya, Neden İkinci olmasın? Dünya Harbi, sonrasında yeni bir Neden dünya. Olmasın? Şimdi de yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Tabii ki. Biz görecek miyiz, yaşımız yetecek mi, ama şimdi şunu düşünüyorum. Görürsek heyecanlı olacak. Şevnem Hanım, hem Zafer Bey, ikinize. Ya tamam, yapay zeka hakim oldu, dünyada hakim oldu. Belki süper yapay zekadan bahsettiniz. Biz insanoğlu daha böyle bizi mutlu eden, örtü böcek, doğa, yeşil, yani bunların içerisinde mi olacağız? Ben onu anladım. Yani insanların nasıl diyelim, robotlaşmadığı ya da robotların insanlaştığı, insanların ne olduğu, yani orada bir kafa karışıklığı da söz konusu. İnsan ne yapacak Zafer Bey? İnsanoğlu ne yapacak? Yani yapay zeka hayatı kolaylaştıracak diyor Şebnem Hanım. Her alanda, her sektörde bunu göreceğiz. İnsanoğlu düşünmeyecek. İnsanoğlu yaşamaya devam edecek. Evet, ama daha yeni dünya düzenine entegre olmuş bir şekilde yaşamaya devam edecek. Cüneyt Bey, başta da söyledim ya, şu anda toplumlar o yeniliklerin getirdiği duyguyla korkuların dünyası arasında ikiye bölünmüş durumda. Bakın, ben de bir vatandaş olarak ortasındaydım. Dijitalleşmeden ne korkuyordum ne de kendimi o yenilik tarafında hissediyordum. Ortasındaydım. Ama Cüneyt Bey, bizi izleyenler de lütfen düşünsünler. Pandemi bize bir mesaj vermedi. Yani dijitalleşmeyi biz istesek de istemesek de artık yenilik tarafında olmamız lazım. Yani yaşamaya tabii ki devam edeceğiz. Ama yeni dünya düzenine uygun yaşayacağız. Ya da teknolojiyle ilgili bilgi birikimimiz olarak yaşayacağız. Şimdi bakın, araştırmamızda şöyle bir soru sorduk. Gelecekte yapay zeka ile ilgilenmeyi düşünüyor musunuz diye sorduk biz bu genç kitleye. Bakın, bu genç kitle diyoruz ama ülkemizin yaklaşık %60'ını oluşturan bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitle bizi her alanda zirveye çıkartacak kitle. Doğru. İnsan gücü. Toplumun insan gücü olarak tabii ki %71.1 gelecekte yapay zeka ile ilgilenmeyi düşünmüyorum diyor. Bakın, çok basit düşünelim Cüneyt Bey. Yapay zeka, biz isteyelim istemeyelim, 2025'ten sonra özellikle hayatımızın her alanı domine edecek. Bir rakam vermek istiyorum size. Yapay zeka ekonomisi 2030 yılında yaklaşık 15. trilyon dolar bir ekonomik hacim yaratacak. Evet. Dün hepimiz çok sevindik. Türkiye'den 3. unicorn çıktı. Bir oyun firması. Peki biz daha fazla çıkartmak için ne yapmamız lazım? Yapay zekasız, girişimcisiz olmaz ki bu iş. Bir de biliyorsunuz, ülkemizin çok güzel bir hedefi var. İlk 10 ekonomiye girmek istiyoruz biz. Peki biz yapay zekanın yaratacağı 15.7 trilyon dolardan pasta payımızı almazsak nasıl ilk 10 ekonomiye gireceğiz? O yüzden dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Türkiye yapay zekayı ana gündem konusu almalı. Almak zorunda. Ama insanlar da bence çok korkmasın. Biz hayatımıza devam edeceğiz ama yeniliklere açık bir şekilde devam edeceğiz. Peki. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Şimdilik bu sohbete virgül koyacağım ama konuşacağız galiba. Önümüzdeki dönemlerde de bol bol konuşacağız. Hem Zafer Küçük Şabanoğlu hem de Doktor Şebnem Özdemir. Cüneyt Bey, bir dakikam varsa bir şey söylemek isterim. Bir 30 saniye daha veriyorum. Peki, buyurun. Çünkü ben bunu her çıktığım yayında söylemek istiyorum. Çok önemli bir konu. Yapay zekayı ilk ortaya çıkartan Alan Turing, John McCarthy gibi bilim adamları var. Ve genelde yapay zekayı onlar ortaya çıkartmıştır diye bilinir. Doğrudur. Ama ben şimdi size, herkesin cebinde de vardır, 10 TL'ye göstereceğim. 10 TL'nin arkasında Cüneyt Bey, Ordinaris Profesör Cahit Arf var. Cahit Arf, dünyanın yapay zekayı konuştuğu 1950'li yıllarda, 1958 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir diye konferans veriyor. Türkiye çok önemli bir değere sahip coğrafi açıdan. Ve bu topraklarda Cahit Arf, düşünebiliyor musunuz Cüneyt Bey? Yapay zekanın dünyada ilk defa konuşulduğu yıllarda yapay zeka ile ilgili konferans vermiş. Biz ülkemize güvenelim, ülkemizin Z kuşağına güvenelim. Ve siz dediniz ya, 2050 yılında nerede görüyorsunuz ülkeyi diye. Ben 2050 yılında ülkemizin gençlerine de güvendiğim için yapay zeka anlamında Türkiye'yi ilk 5 ülke arasında görüyorum ve bunda da çok iddialıyım. Peki. İkinize de çok teşekkür ederim. Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu ve Doktor Şebnem Özdemir. Yine konuşuruz. Konuşacağız da, çünkü ilgi çeken ve konuşulması gereken bir konu. Gençlerin de çok ilgisini çekiyor bu yapay zeka
ve mutlaka da içinde olmamız gerekiyor. Artılarını, eksilerini konuşacağımız yine bir program yapabiliriz. Çok teşekkür ederim ikinize de. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun.